Ve arkadaşlar Devrim Hoca bizlerle beraber. Devrim Hoca hoş geldin sevgili Devrim Danyal. Sevgili Gözde, iyi akşamlar. Güzel bir akşam olsun. Devrim Danyal, şimdi sana böyle profesyonel bir soru soracağım. Sence biz bu AI'dan ne zaman korkmaya başlamalıyız? Hala başlamadık mı? Abi ben korkuyorum da benim dışımda kimse korkmuyor, yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum ben. Korkunun özele faydası yok. O yüzden de üstümüze gelen o rüzgarın o değişikliğin farkına varıp ona göre kendimizi konumlandırırsak eğer çok fazla bundan zarar görmeyeceğiz. Ya da geçmiş olduğumuz o konfor alanımızın dışına çıkmama sürecini ne kadar erkene alıp da onun bir an önce farkına varırsak bu süreçlerde onunla birlikte kardeş kardeş yürümeye başlayacağız. Yoksa yapay zekanın geriye çekilecek hali kalmadı. Hayır ama şunun için soruyorum. Mesela şöyle şeyler konuşuluyor. Bu geçtiğimiz hafta içinde öyle okumalar yaptım. Yapay zeka aynı hackerlar gibi sistemlere sızıyor. Zaten bunun için tasarlanmış yapay zekalar varmış. Yani ben var demeyeyim, bilmiyordum. Öyle şeyler varmış. Ve öğrenme yeteneği de olduğu için sisteme sızarken henüz daha öngörülemeyecek bir şekilde başka şeyler de yapabileceği konuşuluyor. Yani şundan bahsediliyor. Bir işte hava trafik sistemine bir AI sızarsa bütün uçakları aynı yere indirebilir, aynı işte ne bileyim birbirine çarpıştırabilir ve bunu bir hatadan dolayı yapabilir. En sonunda da bütün bunlar olup bittikten sonra pardon diyebilirmiş. Pardon derse çok nazik olmuş olur. Ha bir de öyle bunlar ya, bir de böyle şey. Kaba. Bu çok fazla onlarla didişmemek lazım. Birazcık oyuna suyuna gitmek lazım. Espri bir tarafa, sonuç itibariyle bugün şu anda bizim konuştuğumuz hep iyi niyetli ve olumlu tarafından baktığımız yönler. Kötü taraftan ya da bunu bizi tehdit unsuru oluşturacak şekilde zaten gündeme getirmeye başlarsak ciddi anlamda bütün bunların hepsi bizim karşımızda ayrı birer güvenlik sürecinde tehdit olarak karşımıza çıkıyor ki zaten bugün devletlerin de kendi vatandaşlarını koruyabilmek üzere yapmış oldukları, getirmeye çalıştıkları regülasyonun hepsinin temel nedeni de bu. Aslında benim bahsettiğim ne biliyor musun abi? Ya örnek veriyorum, iki tane birbirine düşman ülke var. A ülkesi ve B ülkesi. A ülkesi yapay zekayı diğer B ülkesinin şeylerine, ne derler, sürücülerine ya da işte altyapısının içine sızdırmayı başarırsa B ülkesini tamamen çalışmaz hale getirebilir. Yani bu aynı zamanda bir silah değil mi? Doğru anlıyorum. Tabii ki. Zaten bunun bugüne kadarki gelene kadarki sürecin içerisinde yapay zekadan daha öncesi de var. Özellikle tüm bu aklımıza gelen sistemlerin üretilmesi içerisinde ne kadar yerli ya da milli olursak o kadar kendimizi korur haldeyiz. Onun dışında bu sistemleri dışarıdan alıp o sistemlerin üzerine bir şeyler kurmaya çalışırsak ve bunların da arka planda tamamen kodlar, source kodlarını, kaynak kodlarını bize vermedikleri için tam olarak ne yaptıkları bilemiyoruz ve şu anda atıl durmuş olanların da güvenliği konusunda da şüphelerimiz tabii ki her zaman baki, zira ne zaman aktivite olup ne zaman bunların bizim aleyhimize dönüşebileceği konusunda da herhangi bir fikrimiz olmuyor eğer yazılımı kendimiz yapmadıysak. Sen bu örneği vermiştin diye hatırlıyorum birkaç. Evet. Önceki programda evimizdeki şey süpürge, ne derler, robot süpürge bir şekilde benim cep telefonumu hackleyecek noktaya gelebilir diyorsun. Bu korku filmi gibi bir şey. Tabii ki şu anda biz ne kadar konforumuza düşkün bunlardan faydalanmaya çalışırsak bu kadar fazla açık vermeye başlıyoruz sevgili Gebeze. Hani bizim nasıl navigasyon sistemlerini çalıştırırken lokasyon bilgilerimizi paylaşıyorsak, bundan tedirginlik duyuyorsak onların üstüne gideceğimize ya da onlarla ilgili önlem alacağımıza daha beter mahremimize, evimize sokmaya başlıyoruz. Ve o andan itibaren hani bizim nerede olduğumuzu geçtik, bizim yatak odamız nerede, mutfağımız nerede, ev ne kadar da bir temizleniyor, bütün bu sürecin içerisinde biz ne kadar sistemleri otomatik almışız, bunların hepsi bir bilgi olarak mevcut ve burada bize çok masumane gelen bütün bu kurgularında tabii ki farklı açıdan baktığımızda bize tehdit unsuru oluşturduğunu görüyoruz. Ama bugüne kadar ki bütün bu süreçlerde bunlara bir negatif yönlü bakış açısı oluşturursak da hiçbir zaman ilerleyemeyiz ya da bu sistemlerde diğer kullananlara göre geride kalırız. O yüzden mümkün olduğunca hem bunun bireysel olarak hem kurumsal
üzerinde kamu bazında farkına varıp da bununla ilgili önlemleri alıp kendi süreçlerimizde daha bilinçli kullanır hale gelirsek çok daha güzel günler bizi bekliyor diyelim. Yani artı avantajlarından faydalanıp, yoksa bir ara biliyorsun hani hiç aklınıza gelmeyecek, çamaşır makineleri bile dengeleri bozulduğu zaman evlerde yürümeye başlar hale geliyordu. O yüzden bakımını yaptırıp bu yapay zekaları da ona göre o konumda değerlendirmekte fayda var. Abi sen şey dediğinden beri ben başka bir şey düşünemiyorum. Şimdi bu bizim evdeki robot süpürge bizim evi ne kadar da bir süpürdüğümüzü Çin'e söylüyor mu? İnşallah. Rezil olduk. Rezil olduk. Bildiğin rezil olduk. Bütün bunların hepsi büyük ihtimalle bir yerde storlanıyor, bir yerde saklanıyor ve özellikle hani bireysel kısmı geçtik. İstanbul'da ne kadar bir işte ev stoğu var ya da bu bölge içerisinde nasıl işte Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, kıta bazında bunlar nereye evriliyor? Bütün bunların hepsini görüyoruz. Yani ne kadar online, o kadar takip edilebilir, o kadar kayıt altına alınabilir sistemler her sektör için, finans için, güvenlik için, hukuk için, eğitim için, sağlık için, hatta hangisi gelirse. Bu arada ya bir şeyi de hatırlıyorum, bir marka bir televizyon işte kameralı bir televizyon çıkarmıştı, çok eski hikaye bu anlattığım hikaye, belki siz de hatırlayacaksınız, o markanın yöneticisi, baş yöneticisi evet dedi, yani biz eğer istersek sizin yatak odalarınızdan sizi izleyebiliriz demişti. Tabii ki, hatta bu arada aklanan bir nokta daha var. Onu geçen sohbetlerimizde dile getirmiştik. Bir kere daha altını çizmiş olalım. Özellikle yeni televizyon kumandalarının hepsi bizim konforumuz, tırnak içerisinde konforumuz için sesle de hükmedilebilir hale gelmeye başlıyor. Ha, sesimizi de dinliyorlar. Ne kadar telefonunuzu ya da laptopunuzun kamerasını kapamış olsanız da salonunuzun yanında, yani o oturma odasında ya televizyonun alacağı bir noktadaysa kumanda, o da yepyeni bir güvenlik açığı olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili gençler, bunları daha fazla böyle negatif konuşmaya başlarsak insanlar bütün her şeyi kapatıp sadece eski yağ lambası tadına dönmeye başlayacaklar. Benim beklentim o ya. Benim şu robot süpürgeyi değiştirmek istiyorum da o yüzden. Belki ikinci el bulurum diye ya. Altılık yapıyoruz burada. Yağ lambası işine giriyoruz o zaman. Devrim Dayal bizlerle beraberdi. Devrim Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hepiniz için sevgili gençler. Hoşçakal.